Sanatın pek çok esin kaynağı olmuştur ve ne olursa olsun sanatçı yaşadığı dönemi her zaman eserlerine yansıtmıştır. Eğer sanat hayatımın yansımasıysa tarih boyunca bulaşıcı hastalıklar sanat eserlerine nasıl gösterilmiştir ve sanatçılar bunları bizimle nasıl paylaşmışlardır? İlk başta veba ile başlamak istiyorum. 14. yüzyılda gerçekleşen ve kara ölüm olarak adlandırılan bu salgın birkaç yıl içerisinde milyonlarca kişinin ölümüne, hatta Avrupa nüfusunun 1/3'ünün yok olmasına sebep olmuştur. Veba salgını insanlar arasında büyük panik yaşanmasına sebep olmuştur. Hayatta kalmak için mücadele veren insanlar bu felaketin neden onların başına geldiğini sorgulamaya başlamıştır. Ancak bu sorgulama gözlemle, araştırmayla devam etmemiştir. Daha çok başkalarının yargılanmasıyla ya da suçlanmasıyla devam etmiştir. Yani bu hastalığın sebebi kimilerine göre fakir halkın bulaştırdığı bir mikrop, kimilerine göre ise Tanrı'nın verdiği bir ceza olarak düşünülmüştür. Hatta böyle kendisini kırbaçlayan insan resimleri yapılmıştır bu dönemde ki hani Tanrım biz nasıl bir suç işledik de sen bize böyle bir ceza verdin, biz de kendimizi cezalandıralım yeter ki sen bizi affet şeklinde çalışmalar yapılmıştır. Ve ancak vebanın yarattığı kayıp ve acılar insanların ölüme karşı bakışını değiştirmiştir. Yani kral da olsanız, köle de olsanız, zengin de olsanız, fakir de olsanız, hatta din adamı bile olsanız ölüm her yerde ve herkes için. Ve bu resimlerden yazmalara, hatta mimari detaylara kadar kendini göstermiştir ve genel olarak da aslında bütün orta çağın görsel kültürünü oluşturan alt temadır ve genel temadır hatta. Ve bu dönemde en yaygın bilinen çalışmalarsa dans makap yani ölüm dansı temalı çalışmalardır. Tabi bu çalışmalara baktığınızda yani dans eden iskeletler görüyorsunuz. Yani bir noktadan sonra hani ölüm herkes için fikrini tamam yansıtıyor ya da el ele kol kola ölümle böyle dans ediyorlar. Ancak sanki böyle biraz sinirden de kafaları güzelleşmiş gibi bu insanların. Yani bu çalışma biraz böyle sanki böyle bir espri de barındırıyor gibi hep geliyor bana. Ancak neden özellikle iskelet imajlarının kullanıldığını anlamak için Avrupa'nın Hristiyanlık öncesi inancı olan pagan geleneklere de bakmak gerekiyor. Pagan geleneklerde insanların mezarlıklarda ölümün yaşamı tazelediği inancı ile elleri kılıçlı bedenleri çıplak şekilde kendilerinden geçerek dans etmeleri gibi gelenekleri vardır. Ancak bu Hristiyanlıkla beraber bu gelenek de kalkıyor ortada. Bu yasanın sonucunda ise ölülerle buluşulan bir merasimden ziyade düşünmeye sevk eden, kendi ölümlükleriyle dans ettiği düşünme temelli, iç gözleme dayalı bir deneyime dönüşmüştür bu. Yani ölüm herkes açısından eşit ve adaleti olduğunu ve dünyevi şeylerin geçiciliğini hatırlatan dans makap yani ölüp dans anlatısı böylelikle kısa zamanda Orta Çağ sanatına yayılmıştır. Veba insanların tanık olduğu evlerin içinde yaşadıkları en büyük felaketlerden biri yani aslında toplumsal bir travma yaratıyor bu hastalık ve Orta Çağ'dan sonra veba ortadan kalksa bile arada vebanın konu edildiği ya da yer aldığı eserler görüyorsunuz. Mesela Rubens'in bu Aziz Zevier'in mucizeleri resminde böyle minik de olsa bir veba konusu geçer bu resimde. Bu resmi daha iyi anlamak için ilk önce Aziz Zevier'in kim olduğunu bilmek gerekiyor. Kendisi bir misyoner ve Hristiyanlığı dünyaya yayan insanlardan, özellikle de Asya'ya yayıyor. Ve bu yüzden de Asyalılar görüyoruz resimde. Yoksa bu Asyalıların ne işi var değil mi? Yani. Resmin sağ tarafında siyah rahip giysileri içindeki Aziz bir kayda üzerinden önündeki topluluğa vaaz vermektedir. Onun aşağısındaki figürler Aziz'in mucizelerini, yaşama döndürdüğü insanları, iyileştirdiği körleri ve hastaları betimlemektedir. Aziz'in yukarısında sağ tarafta tanrısal ışığın yayıldığı haç ve onu taşıyan melekler görülmektedir ki bu çok barok bir harekettir. Sol tarafta ise ışığın vurduğu pagan tapınağından kaçan pagan tanrıları yer almaktadır. Ve resimde veba hastalarını da görmekteyiz. İşin tuhaf yanı Rubens veba salgını olduğu dönemde yaşamamıştır. Bu hastalığı hiçbir şekilde deneyimlememiştir, hatta birkaç yüzyıl önce bu salgın etkinliğini yitirmiştir. Ancak bu resmin yapıldığı dönem barok döneme denk geliyor. Yani bu aslında önemli bir detay. Çünkü Rönesans sürecinde matbaanın bulunması, İncil'in evlere girmesi ve İncil'in evlerde bireysel olarak okunmaya başlamasıyla beraber Hristiyanlık sorgulanmaya başlanıyor ve farklı mezhepler ortaya çıkıyor. Mesela Protestanlık mezhebi gibi. Bu durumda aslında insanların dine karşı yaklaşımını değiştiriyor ve sanata da bu durum yansıyor. Mesela manierizm denilen bir akım ortaya çıkıyor. Üslupçuluk yani insanlar aslında kendi kişisel üsluplarını kullanmaya başlıyorlar görsel bir kültür yaratırken. Görsel biçimler yaratırken. Yani aslında kişisel yorumlar ortaya çıkıyor. Ve bir yerde eğer kişisel ifadeler ve yorumlamalar varsa özgürlük ortaya çıkar. Karşı duruşlar ortaya çıkar. Biraz böyle kavgalar, gürültüler ortaya çıkmaya başlar. Yani insanları sonuçta zapt etmek zor oldu bir noktadan sonra. Ve manierizmle ilgili ve hatta barokla da ilgili birer videom var. İzleyebilirsiniz. O yüzden uzun uzun anlatmak istemiyorum. Ama esas demek istediğim aslında insanların dinle arasında bir mesafe girmeye başlıyor. Özellikle insanların Katoliklikle arasında bir mesafe girmeye başlıyor. Ve bu durumun önüne geçebilmek için de kilise ve yöneticilerin desteğiyle barok denilen bir sanat akımı ortaya çıkıyor. Yani üslup ortaya çıkıyor. Yani aslında barok sanatının oluşum nedeni Katolikliğin propagandasını yapmak.
Ve barok sanatla beraber sekülerleşen, yani Rönesans'la beraber gelen realist anlatım biçimleri dinsel bir içeriğe bürünmüştür. Mesela şimdi resme baktığımızda ise eskinin korkutucu hastalığı olan vebalı insanların olmasının sebebi kötülerdir. Kötüler protestanları temsil ediyor aslında burada. Protestanlar ve Katolik olmayan herkes hem ruhuna hem de bedenine zarar verir mesajını vermektedir resim. Resmin ana teması Katolik ideallerini yüceltmek olmakla birlikte aynı zamanda Avrupalıların dünyaya bakışını yansıtmaktadır. Din hastalığın ilacıdır. Yani kısacası sanatçı burada demek istiyor ki Katolikliğe sıkı sıkı bağlanın ki bunlar tekrardan başımıza gelmesin. Hastalığı göstererek aslında ahlaksal bir çağrı yapıyor burada Rubens. Aynı zamanda alttan alta ağır bir şekilde de tehdit ediyor. Yani tekrardan veba alacağız sizin yüzünüzden demek istiyor insanlar aslında. Tabii sanatta salgın hastalıkların temsil bazı sanatçılar tarafından kişisel acılar olarak da gösterilmiştir. Mesela Munch ve Egon Schiele'nin bazı çalışmaları kendilerinin salgınlarla ilgili kişisel ilişkileri göstermektedir. Onları yansıtmaktadır daha doğrusu. Özellikle de Munch'un hayatı tamamen salgın hastalıklar çevresinde geçmiştir. Ki biz onu yani çığlık eseriyle daha çok biliyoruz ve ben o eser hakkında hatta Munch'un diğer çalışmaları hakkında saatlerle konuşmak isterim. Ancak bu videoda sadece salgın hastalıkların nasıl onun sanatına yansıdığından bahsedeceğim ve bunu da aslında çözebilmek için, anlatabilmek için Munch'un ta çocukluğunu bilmek gerekiyor. Çünkü kendisi daha çocukken vereme yakalanıyor ancak iyileşiyor ve sonrasında annesi vereme yakalanıyor ve annesini bu hastalıktan dolayı kaybediyor. Ve sonrasında da ablası annesinden verem hastalığını kapıp 15 yaşında ölüyor. Yani bu yüzden de aslında ailesindeki pek çok insanı kaybediyor. Ve sadece aslında veremin yarattığı etki yok hayatında. Yani veremden dolayı kaybettikleri aile fertlerinden dolayı babası ve diğer kardeşleri de depresyona giriyor ve aile ilişkileri zedelenmeye başlanıyor. Herkes içe kapanıyor falan. Bu yüzden de aslında genel olarak yani evin içindeki atmosfer değişiyor ve insan ilişkileri değişmeye başlanıyor. Bu yüzden de aslında resimlerinde daha çok hastalığın bıraktığı psikolojik etkiler vardır Munch'un. Örneğin Hasta Çocuk adında bir serisi vardır Munch'un. 6 tane resimden oluşur bu seri ve tamamen kız kardeşi Sophie'nin hasta yatağındaki psikolojik durumuyla ilgili bir tablo serisidir bu. Örneğin şu resme baktığımızda hasta çocuk ölümün kaçınılmazlığını taşısa da yüzü ve kimliği belli olmayan bakıcı başını öne eğip hasta ya da iyileşmekte olanla göz temasından kaçınır. Biz de izleyici olarak her ne kadar hastalık ya da ölüm fikrini göz ardı etsek de günlük hayatımızda hastalığın karşısında çaresiz kalan izleyici olarak yer alırız. Munch konularını duygusallaştırmadan karmaşık psikolojik durumlara aktarma yeteneği sayesinde hem hastanın hem de bakıcının ruh halini tüm iç mekanına yansıtır ve bunu hissettirir. Yani resim aslında sadece kaybettikleriyle ilgili resimler değildir. Hastalıkların bıraktığı psikolojik etkiler de vardır. Bu psikolojik etkiyi ölü anne ve çocuk hasta odasında ölüm çalışmalarında da görürüz aslında. Ölü anne ve çocuk resminde çocuk bizlere ölmüş annesinin yatağının başucundan bakar. Ve evet, çığlık resmindeki figüre inanılmaz benzer bu çocuk. Sanki onun büyümüş de küçülmüş hali gibidir. Ve elleriyle kulaklarını tüm duymak istemediklerine kapatmış 4-5 yaşında bir çocuk vardır burada. Munch bir yandan çocuğun masumluğunu ürkücü bir ortam içinde yansıtmaktadır. Diğer yandansa resimde en yoğun hissedilen duygular akıl karışıklığı, şaşkınlık ve korkudur. Bu resimde yas yoktur. Çünkü resim bu çocuğun ruh hali üzerinden ve onun yaşadığı ortamı ve olayları tasvir eder. Ancak Munch'un ablasının verem sürecini yansıtan resimlere baktığınızda ise yas hissini hissedersiniz. Çünkü artık yaşı büyüdüğü için yasın ne olduğunu biliyor, kaybetmenin hüznünü biliyor, karışıklığı daha az biliyor. Ve tuhaf olan şey Edward Munch der ki, "Bütün bu hastalıklar da ızdıraplar da bana ait, bana ve sanatıma. Hastalık ve kaygılarım olmasa dümensiz bir gemi gibi olurdu." Aslında sanatçının bu tutumuna baktığınızda sanatın bir noktada ne kadar iyileştirici bir gücü olduğunu görüyorsunuz. Hatta yas ve yaratıcılık arasında da bir ilişki olduğunu fark ediyorsunuz. Ancak Munch boş durur mu durmaz. Sonrasında milyonlarca insan hayatını kaybetmiş olduğu İspanyol gribine yakalanıyor. Ve bu resimlerde Munch kendi karantina dönemini resmeder. Aslında bu seri bir nevi iyileşmesinin kaydıdır. Çünkü ilk portrelerde başta beti benzi soluk olan Munch serinin sonuna doğru kendini daha normal renklerle ve hatları daha belirgin olarak betimler. Tabii İspanyol gribinden bahsetmişken başka bir dışa vurumcu sanatçı olan Egon Schiele'den de bahsetmek gerekiyor. Kendisi İspanyol gribine yakalanıyor ve sadece kendisi değil, kendi ailesi de bu gripten etkileniyor ve bu aile tablosunu çiziyor hastayken. Resimde Egon Schiele'nin kendisi, eşi ve daha doğmamış çocukları sanki doğmuş gibi resmedilmiştir. Resim her ne kadar huzurlu ve mutlu bir konuyu ele alsa da, hatta Egon Schiele'nin pek çok resmine göre daha yani huzurlu ve mutlu gözüküyor gerçekten de insanlar. Çünkü normalde resimlerine baktığınızda anksiyete, tedirginlik ve gerilim had safhadadır. Ancak bu resim daha dingin ve sakin gözükmesine rağmen tuhaf bir melankoliyi yansıtır.
Bunun sebebi ise çift İspanyol gribine yakalanmıştır ve 3 gün arayla hayatlarını kaybetmiştir. Aslında mutluluk tablosu olabilecek resim kalbin portresi olmuştur. Ve bu resimde figürler kaçınılmaz sonları olan ölümü korku ve telaştan uzak beklemektedirler. Bazı eserler ise hastalık hakkında farkındalık yaratmaktadır. Bugün haricinde yani korona günleri haricinde aslında en yakın zamanki salgın hastalık AIDS'ti. Amerika'da ilk AIDS vakası 1981 yılında Haziran ayında ortaya çıkmıştır. İlk vakalar Los Angeles'ta 5 eşcinsel erkekte rastlanması AIDS'in yalnızca eşcinsellerin bir sorunu olduğuna dair bir kanı uyandırmıştır. Hatta muhafazakarlar bu virüsün Tanrı tarafından eşcinselleri cezalandırmak için yollanına inanmıştır. Sanatçılar bu dönemde bu ön yargıyı kırmak için sanat aracılığıyla hayata müdahale etmeye çalışmışlardır. Mesela Gonzalez Torres, New York caddesindeki büyük bir reklam panosuna siyah zemin üzerinde beyaz harflerle şunları yazmıştır. AIDS'li İnsanlar Koalisyonu 1985, Polis Tacizi 1969, Oscar Wilde 1895, Yargıtay 1986, Harvey Milk 1977, Washington Yürüyüşü, Stonewall İsyanı 1969. Birçok New Yorklu bu tarihlerin isimlerin ne anlama geldiğini bilmiyordu elbette. Ama Gonzalez, New York'un gündelik hayatına bu tarihleri soktu. İşe giderken, çocuklarını gezdirirken, aylak aylak dolaşırken sıradan insanlar bunları okudu. Bazıları anlam verebildi, bazıları boş gözlerle baktı ama bu tarihler zihinlere bir kere sızmıştı. Bu arada bu tarihler eşcinsellerin toplum içinde var olmalarına yönelik mücadelelerinin simgesel örnekleridir. Örneğin 1895'te Oscar Wilde eşcinsel olduğu için tutuklanmıştır. 1986'da Amerika'da Yargıtay eşcinsel ilişkinin sapkınlık olduğunu kanunen onaylamıştır. Sanatçının çalışmasına yaptığı şey tıpkı bu hastalık gibi davranmak. Şöyle ki AIDS virüsünün yaşamak, yayılmak için bir vücuda ihtiyaç duyması gibi kendi mücadelesinin de yaşaması ve çoğalması için bir vücuda ihtiyacı vardı. O vücut da sanat olmuştur. Hem bu hastalığın yarattığı duygular hem de LGBT topluluğu hakkındaki olumsuz yargılarla birlikte yeni nesil ifade biçimleri ortaya çıkmıştır. Aslında buradaki olay sanatın misyonu. Yani belki sanat hayat kurtarmazdı ama doğru mesajı iletebilirdi. Aslında buradaki olay bu. Ve tıpkı Gonzalez'in de dediği gibi aslında bu kadar çaba, bu kadar eser şunu gösteriyor ki sanat politika ile ilgili değil, politikanın ta kendisidir. Yani AIDS ve AIDS temalı bütün çalışmalar kimlik ve siyasetin ve bütün bunların karşısında duruşu eleştirmiştir. Ve aslında halkı bilgilendirmeye çalışan eserlerdir bunlar. Şu anda herkesin gündelik hayatını etkileyen korona salgını ile günlerimiz geçiyor. Tarihte hastalıkların temsili bazen dün üzerinden açıklanarak sunulmuş, bazen sanatçıların kişisel deneyimleri olarak yer almış, bazense farkındalık yaratarak var olmuştur. Acaba bu dönem nasıl bir görsel miras bırakacak ya da hafızalarımıza nasıl kaydedilecek? Umarım bu süreç beklenenden çok daha kısa sürer ve umarım hep güzel anılar kalır. Görüşmek üzere.